konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer. Bütün İzmir'de günlük yayın yapan gazetelerin temsilcileri ile kendilerine aklımızdakileri soracağız, yanıt almaya çalışacağız. Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süpandağlı, Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Cemal Tükel, İlk Ses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, İz Gazete Yazı İşleri Müdürü Yağız Barut, Yeni İzmir Gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Atahan Keçeci. Ben de toplantının moderatörlüğünü yapıyorum. Macit Sefiloğlu, 9 Eylül Gazetesi yayın yönetmeni. Evet, ilk soruyu Aylin Süpandağlı'ya veriyoruz. Toplantının tek kadın temsilcisi olarak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel. Öncelikle ilk sözü bana verdiğiniz için. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel bir toplantı. Düşünceniz için çok teşekkürler. İnşallah bu tarz yayınların çok daha sıklıkla devam etmesini dileriz. Sorunlarımıza her zaman öncelik veriyorsunuz. Çözüm odaklı çalışıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum bütün gazete camiası adına. Başkanım, çok kısa bir soru sormak istiyorum çünkü vaktimiz kısıtlı. Şöyle ki, ön seçim parti içerisinde sıklıkla tartışılan bir konuydu. Son olarak Merkez Yürütme Kurulu'nda ön seçim kararı çıktı. Eğer ön seçim kararı uygulanırsa İzmir örgütünün sandığından Tunç Soyer çıkar mı? Hiçbir fikrim yok. Yani ben inşallah çıkar derim. Yani çok arzu ederim ikinci dönem yapmayı. Ama öncelikle Gazeteciler Cemiyeti'ne, Dilek Hanım'a, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Evvelsi gün İtalya'daydım, dün İstanbul'daydım. Deplasmanda olmak kolay değil. İnsan evinde çok daha rahat, çok daha huzurlu oluyor. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Söylediğiniz gibi aslında iletişimi diri tuttukça, canlı tuttukça, daha çok iletişim içinde oldukça çok daha fazla rahat edeceğiz, çok daha fazla sorun çözeceğiz ve çok daha fazla huzurlu olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir araya gelmeler sadece işte sembolik soru cevap şeklinde geçirilen bir zaman değil bence. Asıl olan iletişimi ayakları yere basan ve gerçekten ihtiyaca cevap veren bir noktaya taşımak. O nedenle ben de çok önemsediğimi söyleyerek devam edeyim. Bu ön seçim meselesi, işte Tunç Soyer çıkarma meselesi, ben dediğim gibi arzu ediyorum. Yani 4 seneyi aştık, neredeyse 8 ay kaldı işte 5 senenin tamamlanmasına. 5 sene tamamlandığında, geriye baktığımda şunu görüyorum. Yani göreve gelirken o büyük heyecan, büyük tutku, büyük aşk, ne derseniz deyin adına, hala aynen devam ediyor. O hiçbir şekilde eksilmedi. Onu kendi kendime sorup cevaplamaya gayret ediyorum ve bunun tespitini yapabildiğimi söyleyebilirim. Ama o kadar üst üste felaketle yüz yüze geldik ki, yani pandemiden işte orman yangınlarına, tsunamisinden depremlerine, yani bütün bunlar birçok şeyi kursağımızda bıraktı. Birçok projeyi hayata geçiremedik, hayata geçirme konusunda geciktik, tamamlayamadık, birçok şey var. Bunları mazeret olsun diye söylemiyorum. Sadece bir realiteyi, benim içimde hissettiğim realiteyi paylaşmak istiyorum. Ama bütün buna rağmen çok önemli bir takım yatırımları başlattık. Çok önemli bir takım sonuçlar aldık. Kısacası bu 4 yıl kesintiye uğrayan, tam anlamıyla ilk geldiğimiz gün hayalini kurduğumuz şeyleri tamamlamamıza engel olan birçok sebep bizi aynı zamanda olgunlaştırdı, aynı zamanda güçlendirdi. Hani derler ya, öldürmeyen tokat güçlendirir. Biz gerçekten şu anda çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya muktedir olduğumuzu hissediyoruz. O noktada da bir dönem daha görev yapmak istedim. İnşallah öyle çıkar diye düşünüyorum. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Aylin Süpandağlı. Şimdi Cemal arkadaşımıza söz verelim ikinci olarak. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Benim sorum biraz ekonomi politik olacak.
Şöyle, Kemeraltı sizin çok önem verdiğiniz bir proje. Kit Kemeraltı hem kültürel, hem turizm, hem ticari bir proje. Merkezi hükümetin de Çeşme için bir projesi var, turizm projesi. Detaylara baktığınız zaman onların projesi içerisinde İzmir'de yapılması gereken bazı aktivitelerin o tarafa kaydırılması bile söz konusu. Bu hükümetin yıllardır İzmir'e yapmadığı bir yatırım için belki bir fırsat. Evet. Bu taraflı fırsatı İzmir için daha iyi bir şekle nasıl dönüştürebiliriz? Evet. Kemeraltı ve diğer açılımlarıyla birlikte. Evet. Cemal Beyciğim, şimdi bir kere en başından beri hep söylediğim bir şey var. Konak Pier İzmir'in denizden kapısıdır. Denizden girersiniz İzmir'e ve Konak Meydanı, Saat Kulesi, Kemeraltı, geçersiniz Havra Sokak, karşınızda Agora, İki Çeşmelik ve Kadife Kale İzmir'in çatısıdır. Şimdi aslında bu aks, yani Konak Pier'den başlayan ve Kadife Kale'ye giden aks İzmir'in omurgasıdır. İzmir'in ruhudur. İzmir'in kalbidir. Ne derseniz deyin. Yani İzmir bir yerlerde yıkılır, yeniden yapılır, yeni cazibe noktaları yaratılır, şu olur bu olur. Ama bu kalp yaşadığı sürece, bu kalp attığı sürece İzmir nefes alır, İzmir var olmaya devam eder. Özetle Kemeraltı sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesindedir. Kemeraltı aynı zamanda kökleridir bu şehrin, aynı zamanda geleceğidir. O nedenle ben en büyük kaldıracı olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin kaldıracıdır Kemeraltı. Kemeraltı'nı eğer geliştirirseniz, eğer altyapısını, sokak sağlıklaştırmasını, eğer esnafının hizmet kalitesini hepsi bir arada artırırsanız bu şehir bir old town, old city'den çok daha fazlasını kazanmış olur. Bu şehrin önünü açacak, sanayide, ticarette, turizmde, tarımda önünü açacak yer Kemeraltı'dır. O nedenle Kemeraltı'ya çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 650 milyon liralık bir altyapı yatırımı yapıyoruz şu anda. Üstelik iğneyle kuyu kazar gibi gece saat 9'da başlıyor çalışma, sabah saat 5'e kadar. Üstelik sabah 5'te arkadaşlar işi bırakıp ayrıldıklarında orada yine suyun akıyor olması lazım, elektriğin var olması lazım. Hayatta hiçbir şeyin orada eksilmemesi gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Çünkü aşağıda 2 metrelik büyük büzler yerleştiriliyor. Adeta bütün Kemeraltı'nın sokaklarının altında bir yeraltı nehri inşa ediliyor. Çok zor bir şey. Hem mevcut kanallara, hatlara dokunmayacaksınız. Onlar fonksiyonlarını devam ettirecek. Bir yandan da 50 sene sonrasının bile ihtiyacını karşılayacak bir altyapı hazırlığını sürdüreceksiniz. Ama bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzde aslında geçen yıl yapamadığımız, başaramadığımız UNESCO geçici listesine girebilmek. Bu sene mutlaka girmek zorundayız. Çünkü bütün bu çalışmaları taçlandıracak olan şey UNESCO ünvanını almaktır. Ben Kültür Turizm Bakanlığımızdan bu konuda bir talepte bulunuyorum. Bu vesileyle bir çağrı yapmak istiyorum. Diyorum ki bunlar yazılı olarak gitti ama sözlü olarak da sizler aracılığıyla bunu duyurmak isterim. Kültür Turizm Bakanlığımızla el ele vermek isteriz. Kemeraltı'nın biz altyapısıyla ilgili 650 milyon lira yatırım yapacağız. Üst yapısıyla ilgili, yani sokak sağlıklaştırmasıyla ilgili, yani aydınlatması, bina cephelerinin iyileştirilmesi, üst tentesi, zemin malzemesi, bütün bunlar için de 200 milyonun üzerinde, 250 milyona yakın bir harcama yapacağız. Biz bunları yapmaya hazırız. Biz kendi takvimimiz içinde, kendi planlarımız, projelerimiz içinde bunları hazırladık. Ama eğer Kültür Turizm Bakanlığı ile el ele verirsek, bütün bunu çok daha hızlı yaparız, çok daha fazlasını yaparız. Kısacası İzmir'i bir dünya markası haline getirmek için işbirliği yapmak istiyoruz. Çeşme projesi ile ilgili çok ciddi çekincelerimiz var. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Yani biz hükümet oldukları için, iktidar oldukları için kızmıyoruz. Bu proje nedeniyle kızıyoruz. Çeşme projesi doğru bir proje değil bu şehir için. Yarımada'ya katliam getirecek bir proje. O nedenle karşı çıkıyoruz. Ama Kemeraltı'nda beraber çalışabileceğimizi söylüyoruz. Özetle Çeşme projesinden vazgeçsinler. Kemeraltı projesinde biz el ele vermeye hazırız.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, soru sırası Yaz tamam. arkadaşımızda İz evet. Gazete Yazı İşleri Müdürü Yaz Barut. Evet. Merhaba başkanım. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi yeni siyaset belgesi İzmir Duruşu diye bir mektup gibi bir açıklama yaptınız. Orada çok önemli ifadeler vardı. Değişim mesajları vardı. Örgüt içinde mesajlar vardı. Şimdi son Meral Akşener'in açıklamalarını biliyorsunuz. Hatırlatmayacağım tekrar. Yani bir yeni bir ittifak kurulamama ihtimali var. Genelde siyaset hep rakamlar, seçimleri rakamlar üzerine konuşuyoruz ama İzmir, Türkiye'nin sosyolojisi rakamlara sığmıyor. Bu anlamda şunu, yani ne kadar aslında iyi işler üretirseniz üretin, siyaset üretmediğiniz zaman, siyaset yapmadığınız zaman, bunu yapılan işleri topluma aktaramadığınız zaman karşılığı olmadığını gördük son seçimde özellikle. Bunu yerele indirgeyerek şöyle sormak istiyorum. Daha önce biz burada aynı bu programda Şenol Başkan'a, Şenol Aslanoğlu'na benzer bir soruyu iletmiştim ben. Demiştim ki hani İzmir'de örgütte bir rehavet var. Örgütün bir siyaset üretememe hali var. Bu siyaset üretememe hali, örneğin Büyükşehir'in yaptığı çok önemli işleri ya da diğer ilçe belediyelerinin yaptığı çok önemli işleri anlatamama haline dönüşüyor. Ya da tersine diyelim ki ulaşıma zam yapıldı, yapılmak zorunda. Buradaki toplumsal itirazı, toplumsal o ulaşım zammına karşı yapılan itirazı Büyükşehir'e değil de iktidara, iktidarın politikalarına yöneltebilecek türden bir siyaset üretememe, toplumu bunu anlatamama hali var diye sormuştum. O da bunun üzerine çalışacağını söylemişti. Şimdi bu durum sizi nasıl zorluyor? Evet. Bu siyaset üretememe hali, hazır değişim konusunu konuşmuşken, hazır sizin de o açıklamanızda yapılması evet. gerekenler varken biraz daha açarsanız, İzmir özelinde sizi en çok zorlayan, örgüt bakımından zorlayan, yaptığınız işleri evet. anlatamama noktasında sizi zorlayan şeyler ne? Değişim nasıl olmalı İzmir'de özellikle? Evet. Bir kere tespitlerinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak isterim. Toplum siyasi aktörlerin önünde, toplum siyasi yapıların, siyasi kurumların, siyasi partilerin önünde. Ne demek istiyorum? Aslında mesela somut örnekle başlayalım. 24 milyon insan şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, çok büyük bir öfke içinde. İttifakın üyesi siyasi partilere, onların temsilcilerine, genel başkanlarına kızgınlık içinde ve hayalleri gerçekleşmediği için de çok büyük bir yılgınlık içinde. Şimdi tespit bu. Buna herhalde itiraz eden kimse yok. Gerçek bu. Peki neden böyle? Neden böyle? Bu sadece kazanamamanın verdiği bir ruh hali değil. Bu hayallerin gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan bir ruh hali. Demek ki o hayaller siyasi partilerin temsilcilerinin üstünde bir beklenti ifade ediyor. Yani eğer o aktörler bu beklentiyi sahiplenenler kadar, bunu taşıyanlar kadar asılmış olsalardı işe, belki sonuç farklı olurdu. Şimdi peki bugün hangi noktadayız? Bugün bu insanların öfkesi, bu insanların hayal kırıklığı, bu insanların beklentilerini karşılamamış olması ve geleceğe dair umutlarının tükenmiş olması nedeniyle siyaset kurumuna büyük bir iş düşüyor. Siyaset kurumu derken en geniş anlamıyla söylüyorum. O yeni siyaset belgesi, İzmir duruşu aslında tam anlamıyla bir siyasi manifestodur. Yani bir tür gelecek tasavvurudur ve bunun için yapılması gerekenlerle ilgili öngörüleri taşır. Neden bunu yaptık? Çünkü o aşağıdan gelen o 24-25 milyon insanın talebini karşılayacak ve onları tam da sizin söylediğiniz gibi ürettiğiniz hizmetleri, çareleri anlamalarını sağlayacak ve buradan daha iyisinin, daha fazlasının yapılmasını önünü açacak bir liderlik, bir öncülük yapmak ihtiyacı. Bunu yerelden yapmak mümkün diye yola çıktık biz. Bu hikaye aşağıdan yukarıya doğru giderse
yukarıdaki siyasi karar vericilerin iradelerini değiştirmek ve şekillendirmek mümkün olabilir. Çünkü aksi takdirde onlar, hepsi için söylüyorum, yani herhangi birini ayırt etmeksizin söylüyorum, mevcut siyasal kültürümüzde liderlerin, MYK'ların, parti meclislerinin genel başkanlar tarafından belirlenmiş olması nedeniyle sadece onu dinleyen ve onun iradesiyle karar veren bir yapıları var. Halbuki bu hikaye aşağıdan yukarıya doğru çıksa, aşağıdan itibaren yani en sade üyeden başlayarak, o üyelerin aidiyet duygusunu perçinleyerek, onların siyaset kararları alma iradelerini pekiştirerek, katılmalarını sağlayarak ve son tahlilde de o yapıları, o kurumları belirlemelerine imkan vererek bir süreç başlatılabilse. Özetle bir siyasi içerik, iki o siyasi üslup ve yöntem konuşulsa. Nedir siyasi içerik? İdeoloji. Öyle değil mi? Yani biz dünyaya nasıl bakıyoruz? Tam da sizin söylediğiniz gibi siyaset eğer hayatı dönüştürme sanatıysa, hayatı iyileştirme sanatıysa onu yapacak olan ideolojidir, perspektiftir, bakış açısıdır, budur. Şimdi bunu bir kere netleştirmek lazım. Bizim o belgemizde ortaya koyduğumuz iki tane şey var. Bir, sosyal demokrat ve sol. İki, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde altı okul yeniden tarif edilmesiyle şekillenecek bir tablo. Şimdi içerik bu diye tarif ediyoruz. Ha, başka biri başka bir içerik tarif edebilir. Bilemem. Benim yaptığım tarif bu. İki, yöntem. O yöntem örgütlenme modelidir aslında. Yani delegenin aşağıdan başlayarak üyenin MYK'sını, parti meclisini, genel başkanını, tüm partinin kurumlarını seçebilme, belirleyebilme gücüdür. Şimdi bu olmalı. Üye sayısı artmalı ve üyelerin böyle bir yetkisi ve gücü olmalı. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde içerik ve yöntem şeffaf, hesap verebilir, tartışılır, müzakere edilir, özgürce konuşulur ve buradan da ortaya toplumun önüne yol gösterici, liderlik yapan bir siyasi irade ortaya konabilirse, işte o zaman yaptığınız iyi işlerin anlatılmasının da önü açılıyor. İşte o zaman daha geleceği planlayabilen bir noktaya geliyorsunuz. Özetle, çok dağıtmadım inşallah sorunun cevabını, şunu söyleyerek tamamlayayım. Birincisi, bizim topluma sadece hizmet etmekle bitmiyor işimiz. Yani işte belki konuşuruz Buca metrosu, Körfez'in temizliği, işte İztarım'da süt fabrikası, neyse onlar. Bunlarla bitmiyor. Bunlar artık yetmiyor. Bizim bu hikayenin arkasındaki siyasi bakış açısını, siyasi tercihi de iyi anlatmamız gerekiyor. Ki bunların o bütün fotoğrafın bütününde nereye oturduğu anlaşılabilsin. Eğer bütün bu hizmetler o siyasi davranışın, o siyasi tercihin bir sonuçları olarak anlaşılmıyorsa o zaman havaya gidiyor ve hiçbir karşılığı da olmuyor. Ama o bütüncül fotoğrafın içinde bir yere oturuyorsa işte o zaman anlamlı oluyor. Tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan hizmetimizi daha sağlam, daha ayakları yere basan, gerçekten ihtiyaçlar üzerinden ortaya çıkan projeler olarak yapmak istiyoruz. Bir yandan da bunu hangi siyasi perspektifle ve hangi siyasi yöntemle yapıyoruz, bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye'de herkesin şu anda buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Türkiye'de herkes bunu görmek istiyor. Türkiye'deki değişim beklentisi kişiler üzerinden değil, isimler üzerinden değil, çok daha büyük bir beklenti, büyük bir toplumsal dönüşüm beklentisiyle ortaya çıkıyor. O beklentiyi karşılayacak olan şey de yerelden gelen ve siyasetle hizmeti bütünleştiren, performans üzerinden şekillenen ve arkasında bir siyasi duruş olan bir iradedir. Özetle bu. İzmir'de yani kısa vadede örgütle çalışmanız ne olacak? Bu konuda? Şöyle söyleyeyim, 100 yıllık bir partinin değişiminden, dönüşümünden bahsediyoruz. Bunu 8 ayda tamamlamak hayaldir. Böyle bir ihtimal yok. Başlamak mümkündür. Ki bizimkisi bunun adımlarından biri olur diye ümit ediyorum. Ama asıl mesele yerel seçimden sonra başlayacak olan büyük dönüşümdür. Biz
Bu 8 ay boyunca yerel seçime odaklanacağız ve yerel seçimi en başarılı şekilde gerçekleştirmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bir yandan da bunu hazırlamaya başlayacağız. Bunun altlığını, bunun çerçevesini, bunun fikriyatını oluşturmaya çalışacağız. Bir yandan da o yürüyecek. Ama değişim için 8 ay sonrasını beklemek lazım. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Evet. Bu tarafa dönelim. Sana da mikrofonu uzatacağız. En son değerli Emin Bayoğlu arkadaşımıza dönelim. Sorunuzu alalım. Tabii. Sayın Başkan hoş geldiniz her şeyden önce. Şimdi sizin de değindiğiniz gibi Millet İttifakı'na ve omurgası olan CHP'ye oy vermiş 24 milyon insanın büyük bir şok yaşadığı bir ortamda hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Sokağa çıktığınızda, çarşıyı dolaştığınızda, siz özellikle başkan olarak vatandaşla buluştuğunuzda bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Hepimiz gazeteci olarak yaşıyoruz, mahallede vatandaş olarak yaşıyoruz. Yerel 9 ay sonraki, 9 ay bile kalmadı. 8 ay sonraki bir seçime giderken hem İzmir geneli, İzmir özelinde, Türkiye genelinde topluma hangi mesajları vermemiz gerekiyor? Vermeniz gerekiyor. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Başarılı olabilmek için. Anladım. Çok doğru bir tespit var. Teşekkür ediyorum tespitiniz için. Ben tersini sorarım, sorarak düşünelim istiyorum. Yani ya insanlar aman kaybettik ne yapalım bir dahaki seçime inşallah deseydi. Yani bu tepki ve bu öfke gözükmeseydi. Acaba Türkiye için daha mı hayırlı olurdu? Bizler için, Cumhuriyet Halk Partisi için daha mı hayırlı olurdu? Bir onu düşünelim. Ben doğrusu bu tepkinin çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İyi ki böyle bir tepki var. İyi ki insanlar bu kadar büyük bir öfke duyuyorlar. İyi ki insanlar bu kadar kızgın. Çünkü bu şu demek. Ya sen bizim beklentimizi karşılayamadın. Bizim beklentimiz çok daha büyük. Şimdi ne yapacaksanız yapın ve bizim beklentimizi karşılayacak çareler ortaya koyun. Aslında bunu demek istiyorlar. Öfkenin çok sağlıklı bir yanı var. O nedenle ben bunun gereğini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O da nedir? Tam sorunuzun cevabı. Biz bütün buradan çıkarttığımız sonuçlarla bir öz eleştiri buluşması yapmalıyız. Küçük bir örnek, biz bunu Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğimizle ve Sosyal Demokrat Belediyeler Sendikamızla yöneticileriyle 4 Temmuz'da yapacağız. Yani hem bu tabloyu bir masaya yatıracağız, hem de biz ne yapmalıyız ki bu sorduğunuz sorunun cevabı olacak umudu verebilelim, istikameti gösterebilirim, rotayı belirleyebilirim. Bunları masaya yatıracağız. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Biz o en başta söylediğim aşağıdan yukarıya doğru şekillenecek ve yukarının iradesini belirleyecek bir siyasi çalışmayı 4 Temmuz'da belediye başkanlarımızla bir araya gelerek yapacağız. Ana fikri değişim olacak. Ana fikri ne ezen ne ezilen hakça bir düzen olacak. Ana fikri hiçbirimizin bu topraklarda bu yaşam kalitesini hak etmediğini ve bunun daha iyisinin mümkün olduğunu, içinde yaşadığımız bu tablonun bir kader olmadığını, bu işsizliğin, bu yoksulluğun, bu fikir özgürlüğü üzerindeki tahakkümün, baskının bir kader olmadığını anlatan bir siyasi duruş ortaya koyacağız. Daha çok çeşitlendirmek mümkün ama maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Yani özetle toplumdaki o büyük düş kırıklığı, o büyük öfkeyi doğru kanalize edecek, belki onların da daha çok işin içine girmesine imkan verecek, üyelik sayılarının artmasıyla, onların kendilerini daha çok ait hissetmesiyle, daha çok emeklerini, enerjilerini vakfetmesiyle şekillenecek bir siyasi doğuşu, bir siyasi hareketi buradan başlatmak mümkün olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sırada Erdal arkadaşımız var. Erdal Erik. Sizin muhtemelen ilk turu
genel siyasi hem sevgili Yaz ve Emin abinin sorduğu çerçevede ben de şunu aslında merak ediyorum. Siz Millet İttifakı olarak Türkiye'de çok ciddi bir cephe oluşturdunuz aslında. Çünkü %48'e varmak gerçekten kolay değil. Bence bu bir başarı. Ben bunu kişisel olarak söylüyorum. Ama şu noktada seçimden sonra sanki kazanılacakmış gibi bir hava vardı. Ve bunun kaybedileceği sanki hiç düşünülmemiş gibi. Bu noktada çok ciddi bir dağılma oldu. Örneğin sanki zorunlu bir birliktelik varmış gibi bir hava yaratıldı kamuoyunda ve toplumda. Ki bu dediğiniz öfke 25 milyon seçmenin öfkesi bu noktada da belki olabilir. Bu noktada bütün partiler aslında bununla ilgili ama ana omurgayı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi acaba bunu tam olarak düşünemedi mi? Bu seçim sonrası oluşacak bu boşluğu planlamak için bir şeyler yapması gerekmiyor muydu? Evet. Örneğin sizin adaylık sürecinizden en büyük ortağı Meral Hanım biliyorsunuz sizin adaylığınıza bile karşı çıkacak noktaya gelmişti. Tüm bunları değerlendirecek olursak farklı bir yol çizilemez miydi ya da bu nasıl toparlanabilir? Vallahi hep güzel sorular ve ağır sorular. Yani neresinden başlayacağım hep şaşırarak başlıyorum. Ama şöyle teşekkür ediyorum bir kere. Çok doğru tespitler hepsi. Şimdi önce o zaman neden kaybettiğimizi bir konuşalım. Yani birincisi güvenlik kaygıları her zaman ekonomik sıkıntıların önüne geçmiştir. Yani dünyanın her yerinde tarih boyunca böyle olmuş. Birileri can güvenliğine, mal güvenliğine bir tehdit algısı varsa karşısında açlığı, üstünün başının dökülmesi falan umursamamış. Önce güvenlik ona odaklanmış. Bu seçim kampanyasında da bu yapıldı. Yani yarın öbür gün sanki ülke büyük bir işgale uğrayacak, işte terör birdenbire büyük bir şey kazanacak, güç kazanacak falan böyle bir algı doğdu. Ve insanlar yaşadıkları ekonomik sıkıntıları, yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını falan bir tarafa bırakmayı tercih ettiler. Özeti algılar, olguların önüne geçti. Birinci tespit bu olabilir diye düşünüyorum. İkincisi seçim hiç adil yaşanmadı. Yani iki gücün bir yarışması, rekabeti gibi cereyan etmedi. Yani bir tarafta İşte onlarca kanal, devletin bütün imkanları, bakanlar adeta işte parti temsilcisi gibi gittiler. Hatta Cumhurbaşkanı parti genel başkanı mıdır, Cumhurbaşkanı mıdır? O ayrım bile ortadan kalktı. Bir parti devletle bir ittifak mücadele etti, rekabet etti. Ve adil olmayan bu seçim hiç de şaşırtıcı bir sonuç vermedi bu anlamda. Çünkü çok baskın bir güce karşı rekabet edildi. Üçüncüsü, gerçekten eser siyaseti üzerinden bir kampanya sürdürdü işte Adalet Kalkınma Partisi ve diğer müttefikleri. Mesela burada yerel yönetimlerin hizmetleri ve eserleri üzerinden de bir kampanya şekillenebilirdi. Bu tercih edilmedi mesela. Halbuki bunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Yeri gelirse güzel örnekler üzerinde konuşuruz çünkü bütün büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının olduğu birçok yerde yapılan çok başarılı işler olduğunu ben biliyorum şahsen. Ama bu da tercih edilmedi. Belki dördüncüsü de tüm dünyada otoriter ve popülist iktidarlarla ilgili bir trend var. Bunlar daha çok güç kazandılar. Bunlar daha çok iktidar oldular. Türkiye'de bundan muaf kalmadı. Özetle bu dört başlık altında toparlayabileceğim seçim yenilgisi birinci başlığına dönersek algılar olguların önüne geçti demiştik. Olguların algıların önüne geçeceği demek ki bir kampanya yürütmek lazım. Ben bu ittifak kurulsa da kurulmasa da yerel seçime giderken Yağız Bey de onu sormuştu. İttifak olsa da olmasa da bence ittifakın olması iyi bir şeydir. Ama ola ki genel başkanlar düzeyinde bu yılgınlık, hayal kırıklığı o ittifakın tekrar kurulmasına imkan vermeyebilir. Bilemiyorum. Ama belediye başkanlığı mücadelesi zaten öyle bir mücadele ki herkesi kucaklamak mecburiyetindesiniz zaten. Yani adı konmamış bir ittifak olsa da sonuçta aday olan her kimse, ben adaysam ben herkesi kucaklayacak bir kampanya yürütmek zorundayım. Çünkü
herkesin oyunu almak mecburiyetindeyim ve belediye başkanı olduğunda da herkese hizmet vermek mecburiyetindeyim. Sen bana oy verdin, sen daha çok oy verdin, sen daha az oy verdin, hayır mı? Yapamam. Özetle o ittifak bir biçimde zaten sandıkta kuruluyor. Yerel seçimin genel seçimden en önemli farkı belki bu. Başkan adayları herkesi kucaklayacak politikalar ortaya koymak zorunda. Herkesi ilgilendirecek vaatler ortaya koymak zorunda. Projeler sunmak zorunda. Özetle ben bütün bu tablonun yani yılgınlıktan ortaya çıkan tam da sizin söylediğiniz gibi dağılma potansiyeli taşıyan o ittifak sürecinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin demokrasi tarihinde atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O nedenle dilerim ki bu ayrışma olmasın. İttifak tekrar yoluna devam etsin. Ama önümüz yerel seçim. İttifak olmasa da belediye başkanları ittifak varmış gibi, hatta daha geniş kapsamlıymış gibi çalışma yapacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu turun son konuşmacısı, son sorusu. İkinci tura geçeceğiz. Yeni İzmir Gazetesi imtiyaz sahibinden gelecek İsmail Bey'den. Başkanım, Türkiye'nin yoğun bir şu anda siyasi trafiği var. Özellikle CHP'nin parti içerisindeki yaşanan değişim programı çok yoğun geçiyor. Ayrıca da Bolu Belediye Başkanı Tanju Okan'ın da bir hürriyet yürüyüşü düşünüyor. Ne var? Yani bir yürüyüşü başlayacak tarih konusunda. Öyle mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi duyuyorum sizden, bir duymamışım. Ne yürüyüşü bu? Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir yürüyüş yapmıştı İstanbul'u. Adalet yürüyüşü. Adalet yürüyüşü. Bunun evet. Aynı şekilde benzerinde bir yürüyüş yapmak istiyor. Değişim. Evet. Tanju Bey'in ihraç istemiyor. Anladım. Kendi Tanju Özcan. Evet. Protesto amaçlı. Bilmiyorum yani o nedenle bir şey söylemem doğru olmaz. Şimdi sizden duydum. Değişim programında ilgili biliyorsunuz çok ciddi CHP'de bir karışıklık var. Bu konudaki düşüncenizi evet. Merak ediyoruz. Özellikle bir belirtirsiniz. Bir de İzmir'de bu genel seçimde CHP'nin başarısı sizce nasıl? Genel seçimde. Yani bu seçimde CHP'nin başarısı sizce yani sizin evet. Önünüzde ne evet. Durumda? Yani iyi midir, kötü müdür? Şöyle söyleyeyim. Siyaset, yeni siyaset belgesi İzmir duruşu dediğimiz yaklaşık işte 7 sayfalık metin aslında bu soruların cevabını ortaya koyan bir metindir. Yani biz nasıl bir değişim istiyoruz? Neden değişim? Bunları detaylı bir biçimde ortaya koyan bir metindir. Hem İktisat Kongresi'nde yaptığımız işte 100. yılın İktisat Kongresi, 2. yüzyılın İktisat Kongresi'nde ortaya çıkan kararlardan esinlenerek kaleme alındı. Oradaki ortak akılla tespit edilmiş kararlar bizim de o siyaset belgesinin şekillenmesinde esas oldu. Yani orada epeyce bir hem iktisadi hem sosyal hem siyasal karar vardı. Bunların her birini orada değerlendirmeye çalıştık. Kısacası daha fazla uzatmamak için söyleyeyim. Ve bu vesileyle bizi izleyen, dinleyen herkese de söylemiş olalım. Bu iktisat yeni siyaset duruşu İzmir yeni siyaset belgesi İzmir duruşu metni bizim ne demek istediğimizi en iyi anlatan metindir. Yani bir merakı olan, bir kuşkusu olan, bir öğrenmek talebi olan ona bakabilir. Ben burada uzun uzun o 7 sayfayı tekrar anlatmayayım size. İzmir'in başarısına gelince İzmir Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet Kalkınma Partisi adayına en büyük farkı yapan şehirdir. Yani 1 milyon 20 bin oy farkı Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, toplam 11 büyük şehiriz biz. Diğer 10 büyük şehrin toplam aradaki farkı 1 milyon 600 bindir. Yani sadece İzmir 1 milyon 20 bin farkla aslında hepsinden daha büyük bir ara açmıştır. Ki bunu bir tarafa koyalım. Parti açısından sorarsanız çok tatminkar değil tabii ki. Yani 2018 ile karşılaştırabilirsiniz başarısını ölçmek için. 2018'e göre açık ara ileri gidiş bir durum söz konusu değil. Yani 3 aşağı 5 yukarı yerinde sayan. Biraz ilerlemiş, biraz gerilemiş birinci bölgede, ikinci bölgede. Bunu bir başarı olarak kabul etmek doğru değil. Ama
başarı başarısızlığın ötesinde Cumhurbaşkanlığında İzmirli'nin gösterdiği irade, az önce konuştuğumuz o büyük öfkenin de kaynağıdır. Çünkü İzmirli sağına bakıyor, soluna bakıyor. Kim varsa, yani üç kişiden ikisi böyle bir tercihte bulunmuş. Ama sonuç değişmemiş. Ya öfkelenmesinde ne yapsın? Yani sonuçta İzmirli'nin anlaması Ankara'nın, İstanbul'un anlamasından daha zor. Yani bu durum öyle bir durum ki İzmirli bunu hiç hak etmediğini düşünüyor. Çünkü üzerine düşen neyse onu yapmış. Öyle bakıyor meseleye. Dolayısıyla da bu onun için kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu öfkenin kaynağında da bence bu var. Bu kızgınlığın kaynağında da bu var. Ve bu haklı bir kızgınlık. Son olarak onu toparlayıp bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakarsanız büyük bir başarı hikayesi değildir bu sonuçlar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bakarsanız Türkiye'deki en yüksek oyu alan ildir. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Birinci sağ turu olun. Galiba ekonomik olarak da kullandık sanırım. Biraz açtık olarak. Galiba. İyi yok. Çok hızlı bir ikinci tur tamam, yapalım. Sizi programlarınıza tamam. Yetiştireceğiz inşallah. Evet. Tekrar Aylin Hanım'a mikrofonu buradan gelebilir. Ver buradan ne olur. Yerce budur. Aylin arkadaşlar. Evet başkanım, genel siyasetten sonra bir de İzmir'e gelelim. Tabii. Körfez diyelim mi? Tamam. Körfez'den bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. fazının temel atma töreninde evet. Sizleri izledik. Orada yaptığınız bir konuşmada kimse Körfez'in temizliğiyle ilgili bir mucize beklemesin dediniz. Hı hı. Göreve gelmeden önce de göreve geldikten sonra 3 sene sonra Karşıyaka'dan konağa yüzeceğim demiştiniz. Hı hı. Acaba göreve gelmeden önce Körfez'in bu kadar yoğun bir sorunu olduğunu bilemiyor muydunuz? Evet. Sorunuz bu kadarsa hemen cevap vereyim. Peki bu bir söylem değişikliği mi yoksa zamana yayılabilecek, yayılması gereken bir şey mi? Hayır, hemen söyleyeyim. Birincisi tabii ki bu kadar ağır bir sorunla karşı karşıya olduğunu bilmiyordum. Yani ben orada da söyledim, 72-73 yıllarında yani 50 sene önce Körfez'de denize giren bir insanım. 50 sene önce güzel yılda, üç kuyularda, incir altında. Hatta Karataş'ta. Denize girerdik evet. Yani ben Karataş'ta girmedim hiç ama üç kuyularda, güzel yılda denize girdik. Son 50 yılda binlerce yıllık bir hikaye çok ağır bir tahribatına uğramış. Bunu büyük kanal projesiyle aslında çözüldüğünü düşünüyordum göreve gelirken. Evet. Ama mesela yağmur suyu ve pis su kanallarının adına birleşik sistem denilen bir sistemle çalıştığını bilmiyordum. Onun için 250 kilometre yol kazdık biz. Şehir içinde 250 kilometrenin asfaltını söktük, yol üstünü kaldırdık, içindeki kanalları söktük, adeta yeraltı dereleri inşa ettik. Şimdi bunlar bir kere çok ağır bir maliyet ve çok uzun bir zamana yayılıyor. Çünkü siz hiçbir altyapı talebi olmayan, ihtiyacı olmayan bir yere giriyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Yolu söküyorsunuz, içindeki kanalları değiştiriyorsunuz. Bu insanların huzurunu kaçıran, konforunu bozan bir tablo yaratıyor ortaya. Ama bunu yapmazsanız da o binlerce yıldır tertemiz olan Körfez'in temizliğini sağlayamıyorsunuz. Yani büyük kanal projesi çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yağmur suyuyla pis su kanalı hep beraber birikiyor, gidiyor arıtma tesisine. Arıtma tesisi 60 milyon metreküp su atacakken 100 milyon metreküp su arıtmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Çalışamıyor, verimli olmuyor. O zaman ne oluyor? Körfez'e o yağmur suyuyla beraber pis su birlikte akmaya başlıyor. Şimdi bu göz ardı edebileceğiniz bir şey. Nitekim uzun yıllar göz ardı edilmiş. Neden? Çünkü arıtma tesisi çalışıyor, işte gelen pis su arıtılıyor. Çıkışta da işte yağmur suyuyla beraber karışıyor Körfez'e dediğim. Ama bu Körfez'in gerçekten hani hep halının altına süpürmek diyorum ya, biraz öyle bir tablo bu. Bunu değiştirmeden Körfez eski berrak pırıl pırıl günlerine geri dönemez. Dolayısıyla biz aslında çok ağır bir maliyeti olan, sadece parasal maliyeti değil, siyasi maliyeti olan bir işe de kalkışmış olduk. O yağmur suyu pis su kanallarının ayrıştırılması, birinci, ikinci, üçüncü fazın yeniden revizyonunun yapılması, dördüncü fazın devreye alınması,
Sadece dördüncü faz 600 milyon liralık bir yatırım. Yani bu ekonomik krizde, bu sıkıntılar altında biz 10 seneyi aşkın bir süredir sürekli yapılıp ihale edilen ve bir türlü ihale edilemeyen dördüncü fazın ihalesini gerçekleştirdik. Özetle şuraya getireceğim. Yani bununla ilgili konuşulacak çok şey var ama süre kısıtı nedeniyle şununla bitireyim. O körfezde yüzeceğim. Ama o ilk öngördüğüm takvim içinde olamadı. Biraz süre yayılacak. Biraz değil. Ben size söyleyeyim. Koku sorunu nasıl bittiyse şu anda yüzülebilir hale gelmesi de çok daha kısa sürede olacak. Evet, elimde bir sihirli değnek yok derken şunu kastettim. Bugün itibariyle bu gerçekleşmez. Birinci, ikinci, üçüncü fazların revizyonu tamamlandığında, dördüncü faz işte gelecek yıl sonunda işletmeye alındığında, çamur kurutmayla ilgili tesis revize edildiğinde, yağmur suyu pis su kanallarıyla ilgili ilave yapacağımız 200 kilometrelik kanallar tamamlandığında körfez yüzülebilir hale gelecek. Şu anda zaten körfezin doğası kendi kendini revize ediyor, kendi kendini yeniliyor. Yeter ki biz kirletmeyelim ama biz kirletmeye devam ediyoruz. Bunu durdurmaktır öncelikli hedefimiz ve bunu durduracağız. Kısacası yüzülebilir hale gelecek ve o günleri de göreceğiz. O körfezde hep beraber yüzeceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Cemal arkadaşımızın bu turdaki sorusunu alalım. Sayın Başkanım, İzmir'i demir ağlarla öreceğiz diye yola çıktınız. Geçen ay Narlıdere metrosuna bindik. Ondan önce Çiğli tramvayına beraber bindik deneme seferlerinde. Fakat Türkiye'deki ekonomik konjonktürün kötüye gitmesinden dolayı bu yatırımlardaki yükünüz de her geçen gün artıyor. Önümüzde bir Buca metrosu var. Onun dışında bir havaalanına giden bir metro şeyimiz var. Kemal başka Paşa. Çalışmalarımız var. Bunların finansmanı uzun vadede bile diyemeyeceğim, orta vadede belediyemize çok büyük bir yük getirebilecek mi? Bunun altından kalkmakta çok zorlanacak mısınız? Evet. Şöyle, geçen hafta değil, ondan önceki hafta Bonn, Brüksel ve Paris'e böyle birer günlük bir seyahatim oldu. Oradaki en önemli adımlardan biri AFD ile, yani Frans Kalkınma Ajansı ile yaptığımız işte Memorandum of Understanding deniyor ya, yani iyi niyet anlaşması diyelim, imzaladık. Bu iyi niyet anlaşmasının özü şu: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal gücüne inanıyor Frans Kalkınma Ajansı ve tekrar finansman kaynakları yaratma konusunda da kararlı olduğunu beyan ediyor. Burada yaklaşık 300 milyon euroluk bir kaynaktan bahsediyoruz. Biz o anlaşmayı imzaladık. Burada önemli bir bölümü Çiğli'deki arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması, az önce konuştuğumuz faaliyetlerin yapılması, bir yandan da işte elektrikli otobüs alımı, elektrikli feribotların alımı, yeni metro hatlarının projelendirilmesi gibi başlıklar var. Bunu şunun için anlatıyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, en azından ben kendi 4 yılımdan söyleyebilirim, hiçbir kaynak, özel kaynak yaratılmayacakmış gibi bize, biz kendi gücümüzle hangi kaynakları bulabiliriz, buna kafa yorarak yola devam ettik. Ve bulduk o kaynakları. Buca metrosunda da biliyorsunuz 490 milyon euroluk bir sendikasyon kredisini hayata geçirdik. İşte EBRD, AFD, Körfez, Karadeniz Kalkınma Bankası, 4 bankanın konsorsiyumuyla da bu yatırımı başlattık. O yatırım tıkır tıkır yürüyor. Ama mesela Narlıdere metrosunda 30 milyon euroluk bir son dilim var. Yatırım programında olmasına rağmen, daha önce buna izin verilmiş olmasına rağmen hala Mart'tan beri, üzerinden 3-4 ay geçti, onay vermediler. 30 milyon euro iyi bir yerde duruyor. Vermek istiyorlar. Narlıdere metrosunun son etabı, son partisi. Bitiriyoruz çünkü artık yatırım, işte deneme seferini yaptık. Son istasyonların tamamlanması ile ilgili. Hala vermiyorlar. Yani biz bunları bildiğimiz için onlara hiçbir şekilde ihtiyaç duymadan kendi öz kaynaklarımızla ne yapabiliriz, hep onun derdindeyiz.
Ama bunu da bize çok görmemeleri lazım diye düşünüyorum. Yani o 30 milyonu da artık bıraksınlar, imzalasınlar, versinler o hakkımızı. Çünkü biz özel bir muamele talep etmiyoruz. Sorunuza dönersek, tabii ki bütün bunlar büyük finansman gerektiriyor, büyük yatırım miktarları. Ama bunlardan da vazgeçemeyiz. Biz kamuyuz, biz devletiz aslında. Dolayısıyla bu devlet bunları yapmaya muktedirdir. Ve bu devlet bu yatırımları yapmak mecburiyetindedir. Yeni metro hatlarını, elektrikli feribotları, elektrikli otobüsleri, körfezin temizliği için yapılacak bütün bu yatırımları, bu devlet benim kaynağım yok, yapmıyorum deyip vazgeçemez. Bunlar öncelikli meselelerdir. Ha öyle projeler vardır ki vazgeçilmesi keyfidir. Yani onlardan keşke vazgeçilse, o keyfi projeler uygulanmasa ve devletimiz bütün imkanları ve kaynaklarıyla şu başlıklarda, saydığımız başlıklarda destek vermeye devam etse. Ama ben dediğim gibi verilse de verilmese de bu yolculuğu sürdüreceğim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yaz arkadaşımızın sorusunu alalım. Başkanım, geçen yani seçim sonrasındaki ilk mecliste yanılmıyorsam bir kavga çıkmıştı mecliste. Siz yoktunuz. Bir an bununla ilgili bir açıklamanız olmadı diye hatırlıyorum. Mecliste çıkan kavgayla ilgili. Şöyle sormak istiyorum sorumu. Yerel seçime yaklaştıkça mecliste de, yani yerel mecliste, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gerilim artacak gibi görünüyor açıkçası. Ne artmayabilir? Öyle mi? Evet. Aslında sorun onunla alakalı. Şöyle yani mecliste şunu görüyoruz. Yani örnek veriyorum, Buca Cezaevi'nin bulunduğu alandaki imar planında yeşil alan arttı mı artmadı mı çok somut bir sorun evet. Aslında ve planda da bu yeşil alan arttı mı artmadı mı bellidir aslında. Ama evet. Birbirinden o kadar farklı konuşuluyor ki, ya da Çeşme projesi bir rant projesi midir, Çeşme'ye zarar verecek midir, vermeyecek midir? Aslında çok somuttur, evet. Projeleriyle çok somuttur ama birbirinden çok farklı konuşuluyor. Demin de algılar olguların önüne geçti dediniz. Şimdi bu gerilim artarken, artacağını düşünüyorum ben açıkçası, yalanların da artacağını düşünüyorum. Evet. Yani deminki algıların, o demin bahsettiğiniz algılar olguların üstüne geçti cümlenizdeki algıların da yine büyüyeceğini düşünüyorum. Buna karşı siz seçime giderken bir önleminiz var mı? Mesela demin söylediğiniz işte devlet bu projeleri yapmak zorundadır, yatırım yapmak zorundadır. Buna karşı da yani siyaseten belki bir şey, bir planınız var mı? Bir yol haritanız var mı bununla ilgili? Şimdi yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilginin ana başlıklarından birini, sebeplerinden birini adil olmayan yarış diye tarif etmiştim. O adil olmayan yarış yerel seçimde de devam edecek. Yani onlar bütün medya kanallarıyla, bütün devletin gücüyle, bütün imkanlarıyla üzerimize gelecekler ve algılarını, olguların önüne geçirmeye çalışacaklar. Bizim dayanacağımız bir yerel basındır. Yani sesimize objektif sözcülük yapacak olan, sesimizi objektif olarak duyuracak olan yerel basındır. Yani sizsiniz. İki, İzmir halkıdır. Yani bizim başka bir güvencemiz yok ki. Biz olduğu gibi neyse onu anlatmaya devam edeceğiz ve başka bir gücümüz yok. Bunu böyle ancak iyi anlatırsak, daha çok anlatırsak, en başta söylediğim gibi bu iletişim çok kıymetli bir şey. Bunu daha çok yapabilirsek, daha çok bir araya gelebilirsek olacak. Ama iki örnekle hemen tamamlayayım. Hem cezaevi hem Çeşme örneği. Bir, Buca cezaevinde bir plan var değil mi? Orada da lojmanlar var o planın içinde. Peki bizim istediğimiz ne? Lojman yapılmasın, AVM yapılmasın, hiçbir şey yapılmasın. Orası yeşil alan olsun, bir rekreasyon alanı olsun, bina yapılmasın. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olsun, deprem barınma alanı olsun ve o bölgede yaşayan insanlara nefes aldıracak bir yeşil alan olsun. Şimdi bu hani iki olgunun karşılaştırılması değil mi? Tercih, vatandaşın tercihi burada hangisi ise odur. Yani yeşil alan arttı mı, eksildi mi, bu kadar açık bir gerçek nasıl gösterebilir ki daha? Yani biz diyoruz ki tamamen yeşil olsun kardeşim. Orada bina yapılmasın. Öbür tarafta diyor ki biz yeşili arttırdık ama bina var. Yani bina da var o planın içinde.
Biz bina istemiyoruz, lojman istemiyoruz, konut istemiyoruz, ticaret istemiyoruz. Biz sadece rekreasyon alanı istiyoruz. Şimdi net mi? Yani bu mesele net mi? Yani bunu biz sabaha kadar konuşsak bu gerçek değişir mi? Bu çünkü bir olgu. Yani sen bir plan yapıyorsun ve o planın içinde bina var. Ben de diyorum ki bina olmasın. Ama sen oraya AVM yapmıştın da önceki planda böyleydi de sonra şöyle oldu da. Ya geç bunları. Bunlar tamamen algı operasyonu. Bunlar geçmişte öyle olmuş olabilir, geçmişte böyle şeyler olmuş olabilir. Koy onları bir tarafa. Ben diyorum ki burası rekreasyon alanı olsun. Bu şehirde, o bölgede yaşayan insanlar nefes alsınlar. Sadece yeşil alan olsun. Bunu koyduk bir tarafa. Çeşme. Çeşme'ye deniyor ki işte turistik tesis yok, turizm getireceğiz, 100.000 kişi istihdam olacak, şu kadar yatak olacak. Güzel. Peki ben de diyorum ki şu anda Çeşme'de 11 tane turizm alanı var. Yani daha önce bakanlık tarafından turizm bölgesi ilan edilmiş 11 tane turizm alanı var. Bunların şu ana kadar turizmciler tarafından kullanılma kapasitesi ne biliyor musunuz? Ortalama %15. Yani Çeşme Yarımadası'nda başka bir yeri imara açmadan, turizm bölgesi ilan etmeden, turizm bölgesi ilan etmiş olduğun yerde %85 boş kapasite var. Niçin oraya yaptırmıyorsun? Niçin oraya turizmi açmıyorsun? Niçin yatırımcıyı oraya yönlendirmiyorsun? Madem evinde yatırımcı var. Olgu mu? Olgu. Bu algı operasyonları bir yere kadar işe yarar. Son tahlilde olgular algıların önüne geçer. Bu iki olguyu ifade etme fırsatı verdiğin için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz evet. Teşekkür ediyoruz. Emin arkadaşımıza dönelim. Yeni Bakış gazetesine. Evet. Sayın Başkan, şimdi İzmir bir tarih kenti. İzmir bir liman kenti. 9000'e yaklaşan yaşıyla aynı zamanda ihracatın kenti. Tarıma çok büyük destekler verdiğinizi biliyoruz. İklim krizinin artı uzun süredir yaşadığımız ekonomik krizin etkileriyle küçük üreticiye önümüzdeki süreçte verdiğiniz desteklere ilaveten yapmayı düşündüğünüz destekler var mıdır, nelerdir? Tarım çünkü ülkenin, İzmir'in, ülkenin olmazsa olmazı. Yani betonu oturup yiyemeyiz ama ekmeği doğru. Yemek zorundayız. Buğdayı çok öğütüp ekmek yapmak zorundayız. Evet. Bunları sorduk. Şimdi çok çok haklısınız ve çok doğru bir yerden soruyorsunuz. Bizim zaten İzmir'de en çok emek harcadığımız, kaynak ayırdığımız, kafa yorduğumuz mesele bu tarım meselesi. Çünkü İzmir tabii ki liman kenti, sanayi kenti, işte turizm kenti ama Interland'ı ile beraber, çevresiyle beraber aslında çok büyük bir tarım şehri. Yani süt üretiminde Türkiye'de mesela ikinci sırada. Birçok alanda tarımsal üretimde ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tarihi bu, kökleri bu, geçmişi bu. Şimdi o zaman bizim burada ekmek yiyen küçük üreticiyi koruyacak ve o Türkiye'ye, dünyaya model olacak bir çalışma yapmamız lazım diye yola çıktık. Şimdi çok uzatmayayım, bu çok geniş bir başlık. Sadece sorunuza yönelik olarak şunu söyleyeyim. Bayındır'da bir süt işleme fabrikası yaptık. Bir türlü açılışını gerçekleştiremedik ama inşallah artık Temmuz ayı içinde, ben seçim öncesinde genel başkanımız gelsin açılışı o yapsın istiyorum ama bir türlü programına denk gelmedi. Temmuz ayı içinde açılışını yapacağız. Şimdi işte dondurmadan mozzarella'ya, koyun keçi kaşarından brutella'ya, yani çok farklı peynirleri, süt mamullerini üreten günde 100 ton süt işleyen bir fabrika. Şimdi neden yapıyoruz bunu? Neden yaptık? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Birincisi devlet kamu eliyle işletilen fabrikaları, işletmeleri birer birer satarken işte şeker fabrikaları, tekeller, süt kurumları vesaire vesaire. Biz dedik ki devletin bir biçimde üretimde yer alması lazım. Niçin? Mesela süt fiyatını regüle etmek için. Yani şimdi devletin böyle bir
görevi yerine getirilmiyorsa orada üretici sadece tüccarın arasında yapacağı rekabet, ticaret ne derseniz deyin ona mahkum kalıyor. Kamu eğer o süt fiyatını belirlemekte bir irade ortaya koyuyorsa o zaman o fiyatın regülasyonuna da önemli bir katkı vermiş oluyor. Şu anda biz sadece İzmir için değil, Balıkesir dahil bölgenin süt fiyatlarının regüle edilmesine hizmet ediyoruz. Tüccar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği fiyatı bilerek fiyat vermek zorunda. Öyle kolay eskisi gibi değil hikaye. Şimdi ama ne oldu? Şimdi buradan bir kere bir fiyatın regülasyonu sağlanmış oldu. İki daha büyük bir şey yapıyoruz. Geçen hafta ilk defa ürettiğimiz ürünler Kanada'da, inşallah önümüzdeki hafta onun somut olarak paylaşımını da yapabilir hale geleceğiz. Raflara girdi. Şu anda bizim Kanada'da İzmirli markasıyla ürettiğimiz ürünler ihracatı gerçekleşti. Bunu daha da büyüteceğiz. Dünyanın her yerine İzmirli markasını taşıyacağız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü o güzelim ürünlerin, bu bereketli topraklarda yetişen hayvanların, yetişen bitkilerin ürünleriyle yapılan onların elinden üretilen bütün bu mamul ürünler dünyada rekabet edebilir güce sahip. Dünya piyasalarında gerçekten çok güçlü bir rekabet gücüne sahip. Ama biz bunu yapmıyoruz. Onu sadece tüccar yapıyor. Affedersiniz. Küçük üreticiyi örgütleyerek ihracatçı haline getireceğiz diyorduk. Bunu söylediğimiz zaman fantastik bir şeymiş gibi, büyük bir fantaziymiş gibi algılanıyordu. Halbuki değil. O İzmirli markası o küçük üreticinin ürünüyle yapılıyor ve biz sadece bunun aracılığını yapıyoruz. Böylece onu aslında ihracatçı hale getirmiş oluyoruz. Ne oluyor? Katma değerini büyütüyoruz. Çok affedersiniz. Özetle buna devam edeceğiz Emin Bey. Yani biz küçük üreticinin hem kooperatif çatısı altında birleşmesine destek olacağız, hem onların ürünlerinin katma değerinin artmasına destek olacağız, hem de sonuç itibariyle küçük üreticinin doğduğu yerde doymasını sağlayacak bütün projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet. İlk Ses gazetesi adına Erdal arkadaşımız Erdal Bey. Teşekkür ediyorum. Başkanı soluksuz, habire soru yağmuruna tuttuk biraz nefes alması evet. için ve biraz sorumuzu tutayım. Başkanım biliyorsunuz İzmir'in depremle ilgili işte yaşadıkları, pandemideki o yaşadıklarımız derken dört yeli geride bıraktık ama kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi problemlerimiz var İzmir. Çünkü çok eski bir kent ve dönüşüm de kolay olmuyor. Yeşildere ile ilgili sürekli iktidarla bir sıkıntı var. Çünkü bakanlık biz dönüşüm yapacağız, işte Yeşildere'ye Büyükşehir Expo'yu getirmeye çalıştı gibi bir iddiası var. Önümüzü kesmeye çalışıyor deniliyor. Bir taraftan onlar hizmet yapmamak sizi sorumlu tutuyorlar. Bir tarafta da Büyükşehir'in yapmak istediklerine bu sefer hükümet engelmiş gibi görünüyor. Yani iki taraftan da. Siz seçimle geldiğinizde de arka mahallelere daha çok ağırlık verme bir vaadiniz vardı ve gerçekten Yeşildere'de hem trafik hem kentsel dönüşüm açısından önemli bir nokta. Hı hı. Burada bu sorunu nasıl aşmayı düşünüyorsun? Çünkü vatandaş gerçekten bekliyor. Bu konuyla ilgili ciddi bir dönüşüm olsa orası İzmir'e de bir nefes alacak bir noktaya gelecek Yeşildere komple o alanı düşünürsek. Bununla ilgili neler söylemek tamam. istersiniz? Şimdi sorunun aslında başlangıç bölümünde kentsel dönüşümden bahsettiniz. O apayrı bir toplantı konusu olsun evet. arz ederseniz. Yani bu bizim bu buluşmamızın sınırlarına sığacak bir başlık değil. Sadece Yeşildere üzerinde bir şeyler söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii. Şimdi Yeşildere Expo alanı olsun tercihini, iradesini biz koyduk ortaya. Yani Yeşildere daha öncesinde İşte nasıl bir mezbelelik halde, nasıl bir perişanlık gösteriyor hepimiz biliyoruz. Peki biz bunu
ortaya koyduğumuzda birilerinin önünü kestik, birilerinin önüne geçtik, başka bir projeye engel olarak mı yaptık bunu? Hayır, öyle bir şey olmadı. Orası öyle duruyordu ve biz oraya yeni bir vizyon getirdik. Dedik ki burası Expo alanı olsun. Ve 2026 Expo'ya ev sahipliği yapma hakkını da orayı alan olarak göstererek aldık. Kısacası biz bir şey başlattık Yeşildere'de. Ne yaptık peki bunun üzerine? Bunun üzerine kamulaştırmalara başladık. Önümüzdeki ay içinde yıkımlara da başlayacağız. Burada kimsenin ne gölge olmasını ne engel olmasını doğru bulmam. Bu haksızlık olur bu şehre. Yani biz orada bu şehrin en önemli akslarından birinde bir restorasyon yaparak ve bir expo alanı yaratarak şehrin değişimine, işte dönüşümüne önemli bir katkı vermiş olacağız. Çünkü bu aks hepimizin bildiği gibi işte Buca'dan Atatürk maskının olduğu noktadan denize kadar giden bir aks. Şimdi ve burasının yapısı, eski dericiler, şunlar bunlar hakikaten şehrin en çirkin yüzü diyebiliriz. Çok çirkin, çok kötü bir doku. Şimdi burayı iyileştirdiğimiz zaman bizim iddiamız orada kültür parkı gibi bir rekreasyon alanı dönüştürmek. Çünkü 2026 Expo'su zaten teması hortikültürel denilen botanik Expo'su. Bunu yaptığınız zaman kalıcı bir şey de yapmış oluyorsunuz. Yani sadece 6 aylık bir Expo için değil, asıl o Expo bittikten sonra bu şehrin dönüşümüne katkı verecek bir hamle yapmış oluyorsunuz. Özetle biz Yeşildere projesini hayata geçireceğiz. Zaten uluslararası sorumluluğumuz var. 2026 Expo'suna ev sahibiyiz biz. Ve Expo'yu orada yapacağız dedik. Kendi kendimizi çok sıkıştırıyoruz aslında buna takvime uymak için. Ama bunu yapacağız, kararlıyız. Sadece dileğim kimse bunun önüne geçmeye çalışmasın. Kimse burada bizim önümüzü kesmeye çalışmasın. Bu çünkü bu İzmir için çok kritik, çok hayati projelerden biri. İzmir'in uluslararası markalaşmasına çok büyük katkısı olacak bir iş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sonuç için devam edeceğiz. Evet, bu turun ikinci turumuzun son sorusunu Yeni İzmir Gazetesi imtiyaz sahibinden alalım. Başkanım, 4 yıl 3 ay oldu. TÜSEV olarak oyunuzu attınız ve 4 yıl 3 aydır çok çalıştınız. 30 ilçemizde ziyarete gittiniz. Ayrıca da projelerinizi gerçekleştirdiniz. Ben iki şeyi çok merak ediyorum. Bütün halkımız da merak ediyor. Sizi uykusuz bırakan anınız, güzel bir yani uykusuz bırakan bir anınız ya da keyifli bir kahve içtiğiniz bir anınızı. Evet. Ya uykusuz geçirdiğimiz çok gece oldu hakikaten. Şimdi böyle sorduğunuz zaman hangi birini sayayım? Deprem, İzmir depremi günlerinde çok üst üste uykusuz kaldık. Maraş depreminde çok üst üste uykusuz gece geçirdik. Çok var. Özellikle projelerinizde yani uçak yolu da yaptınız. Yani proje kısmında böyle aksayan, bitiremediğiniz evet. Konularda değil. Yani tabii onlar üzücü anlar. Ben evet. Özellikle hani halka verdiğiniz projelerinizde bitirme aşamasında ya da bitmek üzere ya da bitiremeyenler. Evet. Ya şimdi tabii bunların her biri üzüntü kaynağı. Yani az önce Aylin Hanım sordu. Söylem değişikliği mi yapıyorsunuz? Hani işte daha önce şu tarihte yüzeceğim demiştiniz. Tabii ki bunun gereğini yapmıyor olmak çok üzücü. Gerekçelerini söylemeye çalışıyorum. Mazeret bulmak istediğimden değil. Ama bu bir realite. Bu ne benim az çalışmamdan ne işte buna kaynak ayırmamaktan böyle bir sebep değil. Tam tersine daha çok kaynak ayırarak, daha çok enerji harcayarak, daha çok kafa yorarak çözüm üretmeye çalıştık. Tabii yani bizim öngördüğümüz tablonun çok daha ağır bir maalesef tablo olduğunu daha sonra gördük. Bu kim olsa böyle bir realiteyle karşılaşacaktı. Ama sizi uykusuz bırakıyor, sizi çok derinden yaralıyor ve üzüyor. Bu doğru. Ama bütün bunların telafisi de bu halden anlayan ve buna tolerans gösteren, anlayış gösteren İzmirliler.
Zaten çalışma aşkını ve bütün bu işte linç kampanyaları, şunlar bunlar falan bu 4 yıl içinde yaşadığımız bütün felaketler hala o aşkı kaybettirmediyse tek sebebi o İzmirlilerin gülen yüzüdür. İzmirlilerin verdiği desteği hissetmemdir. Sokakta gösterdikleri teveccühtür. Şudur budur. Yani ama asıl olan İzmirlidir. Her şeye rağmen bizim canla başla çalıştığımızı görüp hakkımızı teslim ediyor ki bundan daha değerli bir şey yok benim için. Bu bana muazzam bir güç veriyor. Uyku saatini de azaltıyorsunuz. İşte o moral bozukluğunu da atlatıyorsunuz. O uykusuzluğu da geçiriyorsunuz. Hepsine çare bulunuyor. Önemli olan İzmirli size bütün bu çalışmalarınız için destek oluyor, yol açıyor, hoşgörü gösteriyor, anlayış gösteriyor. Bu yetiyor. Oradan besleniyoruz. Bizim başka beslendiğimiz bir şey yok. Ne ikbal beklentisi, ne işte başka bir maddi beklenti, manevi beklenti, işte koltuk meselesi. Hiç böyle bir şey yok. Sadece ve sadece yaptığımız işin bu memleketin güzel insanlarına faydası olmasını istiyoruz. Çocuklarının istikbalinin iyileşmesini istiyoruz. Bu topraklarda yaşayan insanların yüzünün gülmesini istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Onların yüzünün güldüğünü görmek de bize muazzam bir enerji veriyor. Muazzam bir güç veriyor. Öyle kahve içmeye o zaman yani rahat kahveye kahve vakit yok. Kahveye vakit yok. O nedenle yani onu... Yani şöyle diyeyim, evet. Şu bitti, artık bu İzmir'in böyle bir sorunu yok dediğiniz bir şey oldu mu? Ya son nefesimize kadar bitmeyecek açıkçası. Yani çünkü sonu yok ki bu işin. Yani bu şehrin iyiliği için yapılacak hep daha fazla şey çıkacak karşımıza. Yani oh oldu bitti tamam hadi artık evlere. Böyle bir durum yok yani. O bitecek, ondan sonra başka bir şey çıkacak. O bitecek, başka bir şey çıkacak. Ama bunlar neyse ki nöbet usulü. Ömür boyu yapılacak işler değil. Yani bu bir nöbet meselesi. O nöbet süresi içinde kendinizi vakfediyorsunuz. Bütün enerjinizi koyuyorsunuz ortaya. En iyi sonucu vermeye çalışıyorsunuz. Bu kişisel olarak da çok büyük bir tatmin. Yani kendi kendinizle yaşıyorsunuz. Ben şahsen bütün hayatım boyunca sırf kendimle rekabet ettim. Kimseyle rekabet etmedim hayatım boyunca. O nedenle de o aslında çok daha zor bir iş. Kendi kendinizi aşmaya çalışıyorsunuz. Daha fazla faydalı olabilmek için, daha fazla şey ortaya çıkartabilmek için. Bu hem kişisel tatmini çok büyük, hem de bunu eğer şehre yansıtabiliyorsanız, şehrin çocuklarına, kadınlarına, gençlerine yansıtabiliyorsanız, işte o da en büyük ödülümüz oluyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar. Kahve içirecek. Nasıl? Etkinliklerin sonunda içebilirsiniz. Bak o iyi bir mola olabilir. Eyvallah. Şu 29 Ekim sonrası bir molaya... Cevabı alsın yoksa... Tamam. Sonra... tamam. 29 Ekim sonrası bir kahve molası evet. Yapalım. Sayın tamam, Başkanım. Eyvallah. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben soru hakkımı köşende kullanacağım. Size biraz zaman tanıyalım. Tamam. Peki. Böyle bir şey olsun. 9 Eylül'de tabii İzmir'in kurtuluşuyla beraber bu hizmetlerle birlikte de evet. Çok daha ferah günler yaşamak inşallah onu diliyoruz. Evet, uluslararası basın merkezimizden bir yayını daha sonlandırmış bulunuyoruz. Bu buranın da böyle işlevsel olması bizim ayrıca evet, bir gurur evet. Kaynağımız tabii ki. Bir başka canlı yayında buluşmak dileğiyle İzmir'deki günlük gazetelerin temsilcisi arkadaşlarımıza ve de sizlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim Macit Beyciğim. 8500 yıllık bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Dünyanın en güzel şehirlerinden birini yaşıyoruz. Hiç kimse enseyi karartmasın. Bunlar da geçer. Ve geçireceğiz. Köklerimiz sağlam, geleceğe bakışımız güzel, berrak. Dolayısıyla bunları da atlatırız. Kimse üzülmesin, kimse enseyi karartmasın. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.